Türkiye'deki uyuşturucu tüketimi tam da gündemimizde. Yani yakın bir zamanda ünlü bir rapçimiz tutuklandı. Bunlarla bağlantılı şarkıları vardı ama yani insanlar zaten psikolojileri çok kötü seviyelere geldiği için haliyle uyuşturucuya yöneliyorlar, alkole yöneliyorlar, sigaraya yöneliyorlar veya farklı zaman geçirme şeylerine yöneliyorlar. Halk safhalara ulaştı. 1900'lere, 2000'lere baktığımızda şu an daha yükseklerde görüyoruz ve özellikle gençlerin sosyal medyada olsun, sanat camiasında da bunlara sıklıkla karşılaştığımız için önlem almamız gerektiğini söyleyeceğim ama ne kadar dinleriz, ne kadar dinlemeyiz tabii herkes kendini biliyor. Genç kızlar, genç insanlar kokain kullanıyor, şeker kullanıyorlar. O insanlara yazık, günah. Bunlara devlet tarafından yardım edilmesi lazım. Bunların kimsesi yok, anası babası yok onların. Onlara yardım edilmesini istiyorum ben. Çoğu insanları görüyorum. Yani bonzai'den, esrardan, affedersin hepsi yılan gibi kıvrılıp, affedersin istifra ediyor. Kusma, musma. Ama bunlar acayip şeyler. Uyuşturucuyu biliyorum da yani son zamanlarda yani Ace Ezel diye bir rapçimiz var. Yani beğenerek takip ediyorum. Bir kelime yani esrar adında bir kelimenin geçmesi üzerine hapse atılma kararı aldı. Yani tutuklandı, gözaltında şu an. Yani şuraya açabiliyor muyuz? Free Ezel diye hashtag üzerinde. Ezel'in tutuklandığını gördüm ve aşırı üzüldüm. Çünkü kendimizi ifade etme özgürlüğümüzü elinden aldıklarını düşünüyorum bu şekilde. Ben de güzel sanatlar okuyorum, resim çiziyorum ve yani o da sanatın bir parçası, yaptığı müzikle kendini ifade etmeye çalışıyor. Ve kötü bir şey yani. İşte böyle insanlar ünlü yapıyorlar. Almıcık insanları böyle rapçileri ünlü yapıyorlar. Mesela Sansar Salva var, Sagopa Kajmer var, Ceza var. Onca insan varken onu şey yapıyorlar abi orada. Güzel bir fikir abi. İçeri alınması. Abi uyuşturucuya özendiriyor insanları. Dövmeleri olsun, saçı tipi olsun, sakalı falan filan. Kötü örnek yani abi insanlara. En ağır cezaları verirsin yani. Bunu satan uyuyor yani, içen de, satan da. Ben askerdeyken bunu böyle öğrendim. Terör örgüt üyesine yardım ve yataklık yapıyor resmen. Gebersin abi. Babamın oğlu yapsa acımam. Devletten büyük cezayı versin yani. Adamı alıyor, hapise koyuyor. Hapise atıyor. Hapiste adam uyuyor, yiyor, içiyor. Bir zarar yok ki o hapishanedeki adama. Alacaksın, madende çalıştıracaksın. Hem ülkeye katkın olacak, hem o adam bir daha yapmayacak. Ya da şeriatı getireceksin. Ona ağır cezalar vereceksin ki bir daha yapsın. Abi bitmez. Hangisiyle uğraşsın ki devlet memuru? Adamlar 10-24 saat nöbet tutuyor. Hangisiyle uğraşacak? Yani birini kastan öbürü kaçıyor, öbürünü kastan öbürü kaçıyor. Hangisi? Hepsi aynı, affedersin, aynı sıkıntı. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Sen 12'den sonra buraya gel. Sokak ortasında bile uyuşturucu satıyorlar. Taksim böyle. Tabii her yerde var ya artık. Vallahi devam etsinler, kendilerini öldürmeye devam etsinler ya, sıkıntısı yok. Biz kullanmıyoruz ama diğerleri kullansın, kendilerini öldürsünler yani, bırakmasınlar da. Çünkü hem cebine zarar verirler hem kendilerine zarar veriyorlar. Ezel'in bir tane videosunu izledim. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani o anlatıyor ki hani nasıl hani bir de olmasın diye, yani uyuşturucu falan olmasın diye. Yani çocuklar bu halde, aileler falan görsün diye. Ama onlar yanlış anlamışlar herhalde, almış da hiç ama yanlış yani. İnsanların tahammülünün çok azaldığını düşünüyorum. Olaylara karşı, kişilere karşı. Bakıyorsunuz metrobüste, toplu taşımada herkes çok sinirli, kavgalara çok meyilli. Buna yönelik uyuşturucu şeyini ve insanların rahatlama ihtiyacı ya da mutluluğu başka şeylerde arama ihtiyacı çok arttığını düşünüyorum. Bu yüzden uyuşturucu kullanım çok arttı. Ezel tutuklandı, onu biliyorum ama çok saçma bir sebep bence. Şimdi Ezel dinleyip de uyuşturucuya başlayan da salaktır açıkçası. Ben YouTube'da video izleyip de üstüne kaktüs oturmuyorsam, dizileri izleyip de silahlanmıyorsam, evlilik programıyla evlenmiyorsam uyuşturucu sözüyle de uyuşturucu kullanmam yani. Yani o kadar dizide, filmde falan bile kötü şeyler var ki. Mesela silah şey yani. Sahneleri var. Ama adam yani bir esrar dediği için mesela bir anda bütün şeye... Ki bence bütün... şarkının özgür olduğu bir ülkede yasaklanması çok saçma. Ya bence bir şey yasak olduğundan dolayı daha çok o şeye yöneliyor insanlar ve hani yasaklanmasa o kadar da fazla artacağını falan düşünmüyorum. Mesela Türkiye'de herkes kitap okumayın dese bir anda okuma oranı yükselir yani. Çok saçma bir şey. Abi Uber ya. Taksiciler fiş isteyince fiş vermiyor. Hani istemedikleri yere götürmüyorlar. Net bir cevap veriyorum buna. Uber. Taksi daha iyi. Taksi daha iyi. Daha iyi, daha kolay kullanım aracı. Uber. Yani son zamanlarda en çok revaçta olan o. Ondan dolayı. Taksi artık eskide kaldı. İkisi de değil, otobüs. Neden? Maliyet. Tercih etseniz hangisini tercih ederdiniz? Taksi. En azından yasal.